en iyi işler yapacağız. Çok güzel albümler, çok güzel projeler var aklımızda. Prodüktör olmak istiyorum daha çok. Ben de demek ki spekülasyonlardan hoşlandım ki. Bundan bir yıl önce çok büyük bir medya ordusu karşısına çıktın. Ondan sonra kuzu kuzuyla başlayan bir süreç ortaya çıktı. Ama baktığımız zaman müziğin hep ikinci planda kaldı. Ama sen ısrarla müziğini ön plana çıkarmaya, yapılan her şeyin, senin yaptığın her şeyin aslında kendi müziğinle alakalı olduğunu, müziğin konusunda kimsenin seni meşgul etmemesi gerektiğini hep söyledin durdun ama sonuç? Valla sonuç, herhalde ben de kaşındım ki böyle oldu bunca sene. Ben de demek ki spekülasyonlardan hoşlandım ki böyle oldu bunca yıl ama ben ikinci plana itildiğini düşünmüyorum müziğimin. Çünkü aslında beni sesimle, şarkılarımla tanıdılar. Kıl Oğlum Abi de bir şarkıydı. Takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş. Bir dağınıklık, bir rüküşlük kıl oldum abi. Giyinmiş rengarenk her perişan hali. Üstelik çorabı da kaçmış kıl oldum abi. Kıl oldular belki ama vazgeçemem, unutmamalıydı. Benim duyarlı taraflarımı da keşfettiler. Asla, asla vazgeçemem senden asla. Alamam ben sensiz, yapamam sevgisiz. Ama evet, Türkiye'de benimle ilgili her şey daha müziğin dışında bir yerlere saptırılıyor, çekiliyor. Herhalde zamanla oturacak. Ben çünkü gerçekten şarkıcıyım ve şarkı söylemek istiyorum sadece. Ay, ay kahroldum. Şakal kapışıyla maskara oldum. Bunların hiçbiri senin hatan veya senin yanlış bir yol izlemen sonucu olmadı herhalde, değil mi? Yok, olması gereken oldu. Bir kere hayatta her şeyi haline bırakmak lazım. Yani yargılamıyorum da öyle oldu. Öyle gelişti her şey. Bundan sonra benim kararlarım, benim seçimlerim belki de her şeyi yönlendirecek. Ama seni gördüm göreyim, taht işine düştüm. Üşelim gün doğdu sabahlarıma. Seni gördüm göreyim, gözlerimiz sevişelim, gün doğdu rüyalarıma. İlk geldiğin zaman mesela geldiğin gün ertesi gazetelere manşet oldun. Ama o manşetin hep altındaki başlıkta kıyafetin vardı. Tarkan saçları ne yapmış, gözlük ne yapmış, vay gömlek, pantolon, ayakkabı. Aslında böyle çok hiçbirinden etkilenmiyor gibi davranıyorum şu an ama etkilendim o zamanlar yani. Ya beğenmediler mi falan aynanın karşısına geçip. Bir de çünkü dürüst olmalıyım. Paris'ten gelmiştim Türkiye'ye o zaman. Defteye çıkmıştım. Ben hazırlandım geldim. Hiçbir şey de istediğim gibi olmamıştı. Her şey biraz da böyle fazla buldum. Bir de benim için de yeniydi. O gömlek, o saç. Bir bilseler benim içimdeki fırtınaları. Uçakta tuvalete gidip sürekli ay beğenecekler mi? Ay yeni, yeni saçım, yeni kıyafetim. Nitekim aylar sonra kendi kendine kabul gördü. Yani bu saçta, çizmede, kotta. Ben de etkilendim ama. Çünkü önemli benim için dinleyici.
Yani medyanın ne yazdığı bir yere kadar ama onun ne düşündüğü çok önemli beni dinleyen kişinin. Ama bu benim seçimimdir. İstediğim gibi saçımı yaparım, keserim, uzatırım. Pour commencer, Tarkan, l'ouragan turc de 25 ans. Ça veut dire capricieux. Tarkan, chez Marek. Turc de 25 ans, il s'appelle Tarkan. Voici avec Tim Malik, Tarkan. Yurt dışında en çok ses getiren müzisyensin, en çok tanınan, albümleri en çok satan müzisyensin. Ve işi daha yakından biliyorsun. Acaba Türkiye'nin oralarda şansı olması için hangi yolu izlemesi gerekiyor? Tamamen kendimizi Anadolu'ya yönelik, Anadolu ezgileriyle bir şeyler yapmamız mı gerekiyor oralarda bir şeyler başarı yakalamamız için? Yoksa oyunu onların kuralına göre oynayıp, onların sound'u ama güzel Türkçe melodilerle mi onları... Bence en önce onları anlamak gerekir. Yani orada başarmak için Amerika'da ya da Avrupa'da onların hoşuna giden nedir? Onların ruhunu okşayan sound nedir? Ya da ihtiyacı oldukları yenilikler nelerdir? Bence bunun üstüne gitmek lazım. Ben yıllardır Amerika'da yaşadığım için artık anlayabiliyorum nasıl bir ihtiyaç var müzik sektöründe. Çünkü oradan da yönelenler var buna. Madonna da yapıyor artık, Peter Gabriel da yapıyor. Sting de artık bizim tınılarımızı kullanıyor. Yani demek ki bir açık var, bir ihtiyaç var oradaki markette de. Ne yapmak gerekiyor? Evet, belki Anadolu'ya inmek gerekiyor. Belki bir sazımızı kullanmamız gerekiyor. Çok batı bir şarkıda. Ki ona enteresan gelsin. Çok etnik olup onu korkutmamak gerekir batılıyı. Yani Alaturka da olur. Oryantali çok seviyorlar. Davukaları çok seviyorlar. Bir şekilde sentezlemek lazım. Aslında kimi zaman karşı koyamadım, dayanamadım. Ben de senin gibi şeytana uydum. Seni artık yani. İşlerin daha hakim oldun mu? Çünkü bir şirket sahibisin. Evet. Ve kendi prodüksiyonunu kendi şirketinden yapacaksın. Artık patron da oldun. İpleri daha mı çok eline aldın? Ben müzik adamıyım. İpleri elime almak amacıyla da değil. Kontrol bende olsun. O da değil ama ben üretmek seviyorum. Üretene yardımcı olmayı seviyorum. Çünkü Türkiye'de müzik sektörü biraz bu konularda maalesef açıklar var, problemler var. Ve ben bir yapımcı firma kurarak, bilmiyorum, yeni yeteneklere, benimle müziğini paylaşmak isteyenlerle paylaşmak istiyorum. Hiç tanınmamış bir müzisyene prodüksiyon yapacak mısın? Düşünüyoruz. Belli evet. Mi, isim belli mi? Bir kişi var, evet. Peki kendi şarkılarını yapacak mısın? Her şey yaparım, yani yapımcısı olarak. Ben çünkü prodüktör olmak istiyorum daha çok. Yani bir albüm prodüktörlüğünü üstlenmek istiyorum. O çok keyifli geliyor bana. Yağmura sor, çöle sor. Dağlara sor, bir tek bana sorma. Ona sor, ona sor, ona sor. Yurt dışında prodüktörlüğün ne kadar zevkli ve ne kadar iyi bir iş olduğunu ve Türkiye'de çok bunun zevkli. Aslında tam anlamıyla yapılmadığını düşündüğün için mi prodüktörlüğe el attın? Bir anlamda o da bir sebep. Ayrıca biz Ozan Çolakoğlu'yla zaten kıl oldum abiden beri. Zaten böyle bakıyoruz projelerimize. Ben prodüktörlük de yaptım. Bu albümde de, Karma'da da, Ölürüm Sana'da da, Acayipsin'de de, Ozan'la birlikte yaptık. Dolayısıyla ben bunu seviyorum. Yepyeni bir şeyi sıfırdan yaratıp stratejiler kurmayı, nasıl şarkılar o kişiye uygun, onun gerçek kişiliğini ortaya çıkarıp samimi bir albüm yapmak, yeni şarkılar yazmak, şöyle söyle böyle yap, hoş yani. Vaktini, şarkıcı Tarkan'ken vaktini bir anda prodüktörlüğe harcayacaksın. Bu acaba senin enerjinin bölünmesine sebep olmayacak mı? Senin şarkıcı Tarkan kimliğine bir zararı dokunmaz mı? Hele bir de para işleri işin içine karıştıktan sonra. Yok asla. Tam tersine bana çok şey katacak diye düşünüyorum. Çünkü hep kendi şarkılarımızla ilgilendik. Bu defa başka şarkıcılar, başka şarkılar. Bilmem, çok şey katacaktır bana. Evet, zamanım olduğu oranda yapacağım bunu. Kendi şarkılarım, albümlerim bir yana, bu yana falan değil. En önce benim işim gelir. Benim kendi şarkılarım, benim kendi albümlerim geliyor. Bana çok eğlenceli geliyor.
Yani çünkü bir kaset çıkarıyorsunuz, bir albüm çıkarıyorsunuz, konserler, sonra yapacak bir şey yok, bekliyorsunuz ya da yeni şarkılar. Ve bu arada bence yeni prodüksiyonlar üstüne çalışmak Türk müzik sektörüne ayrıca da gerekli bir şey bu. Ben bir de sadece adım var diye satsın istemiyorum, tam tersine. Ben varım ve iyi bir iş çıkarılmıştır kesin diye düşünülsün istiyorum. Emek var elbette diye düşünsünler. Yani inşallah iyi işler yapacağız. Çok güzel albümler, çok güzel projeler var aklımızda. İsimler de belli. Yaptığın prodüksiyonları nasıl seçeceksin? Kendi hakim olduğun konular ağırlıklı prodüksiyonlar mı olacak bunlar? Olmayabilir de. Yani ben kendimi bu anlamda çok zengin buluyorum. Rock, rap, hip hop, blues, jazz, Alaturka, pop. Her şeyi dinlediğim için ve küçüklüğümden içinde olduğum için Ozan da öyle. Dolayısıyla bir rock albümü de yapabiliriz biz. Böyle bir proje de var. Yükle yıkıldım kaldım. Aman vereceksen akıl verme isteme. Verme, verme, verme akıl verme. Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver. Verme, verme, verme akıl verme. Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver. Az karar çoğu zarar diyenler niye çok alırlar hep az verirler. Akla ikna olup aşkı üzenler, of, sanma bizden daha mutlu gezerler. Verme, verme, verme akıl verme. Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver. Verme, verme, verme akıl verme. Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.